Değerli seyirciler Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı şimdi bitti. E, Skorboardda da takip ettiğiniz gibi Sarı Lacivertli takımın 3 birlik üstünlüğü var Kasımpaşa karşısında. Ener Valencia'nın 2 ve Atilla Zalay'ın 1 golüyle e, Kasımpaşa'nın sayısı da Hader Jonay'dan geldi. E, Fenerbahçe e, 45 dakikada en fazla isabetli şut bulduğu karşılaşmayı oynuyor. Notlarım beni yanıtmıyorsa 14'te 9 e, isabetli şutu var. 14 şut dönemesi 9'u isabetli. Ama bir kez daha e, check edeceğiz şimdi. E, Kasımpaşa bir gol buldu. Kaleci Harun'un büyük hatasıyla. Harun hemen önündeki e, Hader Ciona'ya topu kaptırdı. E, bir geride bir üçgen kurmuşlardı. O enstantelenin devamında da o top kaybıyla golü buldu Kasımpaşa. Gol dışında da bir kez etkili gelebildiler Kasımpaşa. E, Dün Beşiktaş, Galatasaray, bugün Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesindeki takımların istekli, coşkulu, agresif futbollarını görüyoruz hocam. İlk 45 dakikada Fenerbahçe sezonun en etkili oyunlarından birini sergiliyor ki Kasımpaşa'nın da mutlaka galibiyete ihtiyacı var. Gidelim kapatalım. <laughs> evet, nereden başlayalım? Nereden başlasak? Nasıl anlatsak? Öncelikle Fenerbahçe'nin e, hani e, içeride şimdi bakıyorum serviste bu kadar zamandır neredelermiş tarzı bir laf vardı. Gelirken kulağıma takılan. Bu yılın bu 45 dakika bu yılın en iyi Fenerbahçe'sini seyrettim. Tabii buna sebep ne? İyi derken tamam 3-1 galip neticede aldı ama sağdaki yayılışları e, birbirlerine yardımları sağdaki 11'in birbirine uyumu. Şimdi Erol'un zamanında bu uyum yoktu. Yani yoktu. oynuyorlardı ama bakıyordun bir eksik vardı. Yani hani bir yemek yaparsın da yemeği yersin, malzemeyi yiyor ye ama tad alamazsın. Bugün her şey yerli yerinde. Birbirlerine çok iyi yardım ediyorlar. Çok fazla enerji sarf etmeden sahi iyi parselliyorlar. Bir defa Emre'nin takımı takımıyla Erol'un takımı arasında yüz fark var yani Emre'nin takımının farklılığı bugün gözüküyor. Kesinlikle. Ha, rakip olarak rakip iyi değil. Haftaya daha bir Fenerbahçe'yi göreceğiz evet. Alanya karşısında tabii Alanya iyi bir kadrosu var. Çok, i̇yi top oynuyorlar. Çok. Güzel bir maç seyredeceğiz. Bugün Şimdiden de başakçı, belli, çok belli. Iyi Ama şu var mesela Fenerbahçe tamam kalecisi bir hata yaptı bir gol yedi ama öyle gözüküyor ki yani gol yedince de sana söyledim. Yani çok rahat kazanacak maçı Fenerbahçe maçı. Yani evet. dayanamayacak o belli oluyor. Çok iyi geliyorlar. Acele etmiyorlar. Defansta da iyi işler yapıyorlar. Hucuma da iyi çıkıyorlar. Tabii buradaki olay şu var. Erol'un zamanındaki orta saylan bu orta saha değişik. Niye değişik? Bir defa Emre Sosa'ya demiş ki kardeşim organer sensin. Yani Sosa'yı koymuş ortaya demiş ki diğerlerine bu ne derse onu yapacaksınız. Yani ben kenardan idare edeceğim ama içeride sizin kaptanınız Sosa demiş. O çok net gözüküyor. O ne derse ona uyacaksınız demiş. Sosa da bunu layıkıyla yapıyor. Yapıyor. Yanındakiler de çok yardım ediyorlar. Çok koşuyorlar. Tek Sosa kendini idare edebiliyor. Mert bir tane, Hakan daha, ve Ozan bir tane ona daha çok Sosa olsa ediyor. olmaz. Ama Sosa ve etrafındakiler çok, çok iyi. Bir de Valencia'nın oynayacağı yer orası. Çok net belli. Bir türlü orada oynatıyordu, oynatmıyordu Erol. Yani bir teknik adam 5. 6. maçta artık gösterir yavaş yavaş ne olduğunu. Tabii Emre'nin avantajı takımdan beraberdi. Tabii. Transferlerde de pay olduğu için şu anda Fenerbahçe iyi yola girdi diyeceksiniz ki daha evvel neredeydiniz? O Fenerbahçe'nin hiç sorunu tabii. Hani öyle yaparlardı, böyle yaparlardı ama şu anda Fenerbahçe mesela ilk 45 dakikada çok keyif veren bir top oynadı. Ee, rakip sahada 75 oranında paslaşmış. Fenerbahçe'yi bu 45 dakikadan başka çok iyi görmedim bu kadar. Bu 45 dakika çok iyi. İkinci yarı daha da rahat olacaklar. Daha rahat hareketler yapacaklar, daha rahat gol pozisyonlarına girecekler. Zaten dördü falan bulurlarsa da çok da fazla basmayacaklar zannediyorum. Emre kenarda bulunanlardan da sahaya sokup faydalanacak. Çünkü üç, üç günde bir maç oynanacak bundan sonra. Emre'nin de tabii takımı çok dikkatli kullanması lazım. Şimdi, Yorgunluğa, e, sakatlığa karşı. Hocam bir iki tane e, çok güzel pas vardı. Savunma arasına arkasına atılan hatta bir tane pasta da çok iyi pas dediniz. Siz gol oldu zaten evet. devamında. E, gerek Sosa, gerek İrfan Can, gerek Caner adrese teslim toplar atıyorlar. İki tane gol. Birini Caner soldan yaptı. Biri sağdan geldi. İki tane birbirinin birbirini birbirini kopyası gol attılar. Evet. Birbirinin kopyası. Aşırtma. Defansın önüne geçip kafayı koyunca ters taraftan gol oldu. Bir de... Ama Hı. o ortanın gelişinde belli oluyor zaten. Oluyor. Olarak. Oluyor hocam. Defans o ortaları hiç sevmez. Ters orta o böyle... Mesela sağ açıktan sola yani ile gelen ortayı defans sevmez. Çünkü nereye düşecek ne yapacaksın kontrolü kalırsın defans olarak. E, 25 kez rakip ceza sahasına girmiş Fenerbahçe ki lig ortalamamız e, 20 civarında. İlk yarıda 25 kez rakip ceza sahasına Kasım girmiş. Aslında Paşa'yı yangın yere döndürmüş yani ceza sahası içinde. Evet, zaten daha ilk yarı 45 dakikada bu şekilde oluyorsa ikinci yarı bu yani 90 dakikanın sonunda çok farklı bir görüntüye gelir. Zaten işte burası kırmızı kale. Önü. Evet. Oradan belli Kasımpaşa'nın. Ee, şimdi bakıyorum Valencia'nın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gol pozisyonu notu almışım ben. Zaten işte 9 isabetli şut var. Ee, Valencia'nın Pelkas'ın 2-3 tane çok net kaçırdığı pozisyon var ama tabii oralara girmek de değerli Kaçırdığı iş. değil yani o kaçar o pozisyonlar. Bak bu kaleci bunda Pozisyon, daha kaçar. Edelim, pozisyon kaçar ama o pozisyona girmek önemli. Doğru. Gol kaçar, pozisyon kaçar ama oralara iyi girdi Fenerbahçeliler ve dikkat et. Bugün Fenerbahçe çok fazla enlemesine top oynamadı. Araya toplar atılıyor. O çok önemli. Yani en az 6-7 tane araya çok doğru. iyi top attılar. Evet. Hepsi atıyorlar. Atabilecek oyuncular var. Tabii var. Yani var. Fenerbahçe takımında şu anda bu şey doğru bir 11. Onu gösteriyor. Dikkat edersen zaten Emre'nin şu son dört maçtır çıkarttığı takımlar hemen hemen aynı takımlar. Aynı. Yani şu da var. Emre teşhisi koymuş gelir gelmez de tedaviye geçti. Kafasında demek ki varmış. Kafasında şey. şekillendirmiş. Tuttu da öyle gidiyor. Hocam mesela Gustavo diye bir adam. Fenerbahçe'de biz hep ya önce Gustavo'yu yazarsın, Altay'ı yazarsın sonra... ...kenarı, Doğru. etrafını... E, Doğru. ...kurarsın diyorduk. Şimdi Gustavo diye bir adam... ...yedekte, böylesine bir adam... ...ve Fenerbahçe onu aramıyor... ...ya da Fenerbahçe, ya Gustavo nerede demiyor. Öyle bir... ...oyun şablonu çıktı ortaya. E, şöyle bir... ...düşünce var, Gustavo oynadığı zaman... ...Fenerbahçe orta sahayı... ...biraz daha savunmayı geriye itiyor... ...ve topu daha geride alınca... ...rakip daha fazla... ...baskı uygulayabiliyor... Ee, ve ben, biraz daha ben statik oynuyor Fenerbahçe. Ben Gustavo'nun Gustavo rakip hücum ederken en az 5-6 maçta teke tek kalıp topu çıkarttığını görüyorum. Tabii, görüyor. tabii. Teke tek kalıp. Tabii. Yani tek başına bir futbolcuyla olmaz. 11 kişiyle olur. Şu andaki 11'in ahengi. Iyi. Şimdi Gustavo çok çok faydalı bir oyuncu ama Sosa'nın futbol kalitesi Gustavo'nun üzerinde. Ama Gustavo'nun çabukluğu Enerjisi sosadan fazla. O da ayrı bir olay. Şimdi şeyin e, sosanın yanına çok koşan adamlar var. Evet. Dört tane çok koşan adam çok. var. Öyle olunca sosa tek başına idare ediyor. Ee, mesela o şimdi Mert Hakan, Ozan hatta kenarlardan Pelkas'la İrfan Can Kahveci de zaman zaman buraya gelip top alıyorlar. Ee, sosa sadece şu bölgeye e, pas atmakla uğraşıyor. Savunma işini de bu aralara girip yardım ederek. Onu da yapıyor ama hani şu bölgede oynuyor Sosa. Şu bölgede oynuyor. Bu bölgede oynuyor da mesela şimdi tabii Kasımpaşa takımı da çok öyle bir etkili takım değil. Şimdi ya Koşuyorlar ama. Koşuyorlar ama etkili bir takım değil. Şimdi Fenerbahçe bugün ilk 45 dakika çok iyi. Haftaya çok güzel bir maç olacak. Çok. Haftaya göreceğiz çok şeyi. Fenerbahçe'de de göreceğiz. Alanya'yı da göreceğiz. Çünkü Alanya'nın yanında ne olduğu belli olmuyor. Bugün çok iyi, iyi oynadığı var, hocam. çok kötü oynadığı var. Çok kötü oynadığı değil de netice alamadığı var. İrfancan cezalı duruma düştü. Burada çok hiç gereksiz, gereksiz yere yerde değil mi? 60 metrede o fauly yapıp kartı almayacaksın. Çünkü senin oynayacağın e, maç çok önemli maç haftaya. Bu maç o kadar aman aman bir maç değil gözüküyor. Şimdi şu maçı e, Kasımpaşa'ya desen ki 3-1 bitirelim mi? Bitiririm de herhalde Kasımpaşa. Çünkü Kasımpaşa'nın rakibi şeydi Fenerbahçe değil. Kasımpaşa da enteresan maçlar oynayacak. Oynayacak bakacağız takım oynuyor, oyununda. Düşmemeye oynuyor. Çok enteresan ya hep birbirleriyle oynuyorlar hocam. Takım oyununda onlara bir bakacağız. Çok enteresan maçlar var. Onu Ankara gücü kurtulsun ama bugün Ankara gücü yenildi. Hocam yenildi ya. <gülüyor> <gülüyor> yenildi vallahi. Hikmet de atılmış duyduğuma göre. Öyle mi onu bilmiyorum. Öyle Bakarız. Mi bilmiyorum. Bakarız ona da. Ee, şimdi tabii sıralı kart cezası sınırında oyuncular çok. Caner gibi, Pelkas gibi e, ee, örneğin oyun belli bir noktadan sonra Fenerbahçe'nin lehine gelişiyor şu anda. Ee, riske girmeyip bu oyuncuları kenara alır mı? E Emre'nin elinde yedek kadrosu bayağı var hocam yani çok kullanıcı adam var. Bir düşün dünkü maçta Beşiktaş'ın yedek kadrosuna bak. Bir saysana bana Fenerbahçe'nin yedeklerini. Sisse, Samatta, Tiseran, Ferdi, Gustavo, Tiam Sinan Gökhan Gönül Filip Novak yani bir torbaya at hepsini hangi topçu çıkarsa oynatıyorsun torbadan hocam birini çek, oynat. Oynatıyorsun. Her tarafta oynayabilirler çoğu. E dünkü Sergen ne yapsın? Çocuk oh, Sergen bak. Yalçın ona ona ben isyan ediyor yani ya. sıkışsa kendi oynayacak gibi Sergen'in. Baksana hocam şuradan yani ama tabii bir, sizin söylediğiniz bir şey çok önemli. Bu kadro birbirine uyumlu oynuyor, birbirini anlıyor. O anlayan 11'in değişmemesi önemli. i̇şte İrfan cezası bilemiyorum artık kalan bölümde ne olur. Kasınpaşa Kasımpaşa adına maçı ortak olabilme şansı ne yapabilir Şenol Can? Ya arkadaş bak kadroya bakıyorum Kasımpaşa'nın. Kaleci bizden şey yerli Diğer hepsi yabancı. Hepsi hocam. Kaç paraya kuruldu tam bilmiyorum ama e, yabancıların oynadığı futbol buysa bu adamları niye aldınız arkadaş ya? Yeah. Yani sağından solundan bakıyorum üstten alttan bakıyorum Kasımpaşa'ya oynadığı futbol futbol değil. Tamam feneri oynuyor da insan bir tepki gösterir. 10 e, tane yabancı. Sen Türkiye'den kabiliyetli adamlarla bir 11 kursan bilmiyorum ya yani bu Kasımpaşa daha iyi mücadele eder gibi geliyor. Bu ara bir de e, puan durumunu verebilirsek eğer bir oraya bakalım. Yani nedir Kasımpaşa'nın durumu? E, hem yukarıya hem aşağıya bakarız. Şimdi geliyor puan durumu da tablo. Yukarısı bu sonuçlarla 75-72-69 oldu. Trabzonspor'un e, bugün itibariyle şampiyonluk şansı matematik olarak kalmadı. Neden ee, yani bir kez daha çek edeceğiz onu ama e, 12 bir, bir bay haftası var. 5 maçtan 4 kaldı e, Trabzon'un. 3 kere 4 12. 12 75 63 ikili averaj Beşiktaş'ta. Hani ikili, üçlü, dörtlülerde de bu üstteki takımlarla sıkıntısı var averaj anlamında. E, dolayısıyla e, şu anda 3'e indi şampiyonluk yarışındaki takım sayısı diyebiliriz. Gelelim aşağıya. Denizi 28. Denizli 28. Denizli'nin de 5 hafta kala e, yani 9 puanlık fark var. İkili averajlar tabi 37 puanlı takım sayısı fazla. Ama hani Denizli'nin de sadece matematik olarak şansının devam ettiğini söylemek mümkün. Haftaya belki bilemiyorum farklı konuşabiliriz. E, gerçi bir maç Şunu daha var. Şunu gösteriyor işte. herhalde düşme hattındaki 3. 4. takımları avaraj belirleyebilir. Hocam yani veya bir puanla falan olabilir. Gençler Birliği bile 35 yaptı yani 35 Kayseri 35. Erzurum bugün kazandı. Yılmaz Hoca ağlıyordu sevinçten. 37 Başakşehir 37 beraberlikle Kasımpaşa 37. Ee, Ankara gücü Ankara gücümüz 38. ya <laughs> <laughs> yani Malatya bile bir tık alsa yırtacak. Hocam bu Hikmet Hoca bugün diyor ki 44 yapmalıyız. 44 ligde kalırız. Yani evet. 44 rahat eder diyor. İşte o belli olmuyor. O belli olmaz da ama 44 alırsan rahatlar. Rahatlar. Ama 43 tutar mı? Bakacağız ona da. Ya yani. zaten o belli oluyor. Yani son 3 takım son 2 haftada belli olacak. Değil mi? Biri belli de bence. Biri kurtaramayacak ki o da bayağı puanlar alıyor. Ama son 3'ü son 2 haftaya kadar hocam be. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor hocam. Kan götürecek. Vallahi öyle. Bu maçlar... Belli bir şeyden sonra sanıyorum aynı saatte başlayacak. Ee, herhalde Hayalde derbi haftasıyla beraber mi olur? Ondan bir hafta sonra mı olur? Ee, Tabi yukarıya aşağıya aynı derbi, saatte başlatmak Son iki biraz. haftadan son iki hafta. Derbi üç hafta kala. Öyle mi? Evet. Federasyonlar genelde iki hafta yapıyorlar ama üç hafta yapmaları dersin. ya. Çünkü çok dedikodu. Çok bir iç içe girdi her şey. Evet. Çok dedikoduya ya müsait. <laughs> Evet hocam. Şimdi mesela birincilik bir arada oynuyor bugün. Birinci ligin son üç hafta. yanlış söylemiyorum değil mi arkadaşlar? Özgür 3 hafta değil mi? Evet. Ee, bir yandan da tabii birincilikte de büyük bir mücadele var. Orada da Adana Demir öndeydi. Samsun öndeydi. Ee, bakalım biraz ondan da konuşuruz. Takımlar da yavaş yavaş e, oyun alanına gelmeye başladılar. Biz Sözü skorboard'a bırakalım efendim. Skorboard'un ardından takım oyununda etraflıca hepsini konuşacağız. Hem bu karşılaşmayı hem de şöyle bir genel tabloyu yukarıyı aşağıyı ve gündemdeki gelişmeleri. Önce skorboard sonra takım oyunu Aspor'dan ayrılmayalım.